Uzun zamandır gizemli kutu açılımı yapmıyorduk ve bugün uyanır uyanmaz yollara koyuldum. Sonunda yaşadığım eyalette palet satan bir dükkan buldum. İçeride eBay, Home Depot, Target ve Amazon'dan iade olan ürünleri satıyorlar. Şu kutuyu iyi hissediyorum. Bunu almalıyım. Gelmişken abilerimize birer sinyal yapsak Mystery Box'ta çözeriz buradan. Toplamda bir palet, 3 tane de Mystery Box aldım. 1000 dolar tuttu. Evet, bunları almak için çok fazla yol geldim. Emek sarf ettim, tek tek kutuları dizdim ve sonunda aldım. Ama onun gönlünü hala alamadım. Yeni bir videodan cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Arkamda bir sürü kutu görüyorsunuz. Şimdi bu kutular ne işimize yarayacak, ne yapacağız? Hemen anlatıyorum. Arabanın ön koltuğunda 3 tane kutumuz var. Tanesi 100 dolar değerinde, 300 dolar totalde. Bunlar Mystery Box. İçinde ne olduğuna dair hiçbir fikrimiz yok. Şu arkamda görmüş olduğunuz kutuların değeri ise 650 dolar. Yani totalde 1000 dolarlık bir kutu açılışı gerçekleştireceğiz. İlerleyen zamanlarda Mystery Box'a geçeceğim. Bir tanesini ve iki tanesini açacağım. Diğer birini ikisinde YouTube Shorts, Instagram Reels halinde kanalımdan izleyebilirsiniz. Bu arada kısaca hemen, uçak çok fazla geçiyor, rüzgar birazcık var, sesler için özür dilerim, kusura bakmayın. Bunların haricinde ben bunlara totalde 350 dolar vererek aldım. Yani normal bir insan olarak gitseydim 950 dolar tutacaktı. Fakat YouTuber'lığımı, Instagram'lığımı, TikToker'lığımı kullanarak abilere birazcık ağız yaparak bayağı bir indirim aldım. Bunu da sizlere böyle doğru dürüst bir şekilde söylemek istiyorum. Yani aylık total YouTube gelirimi buraya yatırdım, sponsor falan yok. Bir like, bir beğeni, bir abone, bir şeyler yaparsanız sevinirim ki, ve bu ürünleri de arkadaşlar, buradan çıkan ürünleri, ihtiyacımız olmayan hepsini kapının önünde garage sale yapacağız ve tanesini 1 dolara çıkan bütün ürünleri satacağız. Bunu da söylemek istiyorum. Bu da bir sonraki ve ondan sonraki video olacak. Bakalım neler çıkacak. Ben de çok merak ediyorum. Evet, ilk ürünümüz ağzı açık bir ürün. Bununla videoya başlamak istiyorum. Şöyle ne işe yaradığını sizlere göstereyim. Böyle musluk görevimi görüyor artık. Kamyonlarda hani elimizi yıkarız ya aşağı tarafta. Onun görevini görüyor gibi bir şeye benziyor. Şimdi niye cebime koyayım? Neyse. Şöyle ürünü de sizlere göstereyim. Yani bence gayet işe yaramaz. Boş bir ürün gibi duruyor. 10-15 dolar eder ama biz 1 dolara satacağız. Evet, benim böyle bir ızgaraya ihtiyacım vardı gerçekten arkadaşlar. Sebebi ise benim bir ızgaram var, yani kendine hayrı yok. Bakalım bu nasıl bir şey çıkacak. İnşallah işe yarar bir şeydir. Gayet güzel bence. Hiç kullanılmamış. Ürün sıfır arkadaşlar, hiç kullanılmamış. Gayet güzel, bence iş görür. Ben bunu kendime şuraya ayırayım. Üçüncü ürünümüz böyle bir ürün. Bu ürün lamba. Büyük ihtimal böyle otellerde yatağın arkasına falan astıkları lamba. Yine bir içini açıp bakalım. Bu arada bu lambalar burada pahalı arkadaşlar. Yani biz böyle birazcık, ben aslında içinden teknoloji ürünler çıksın istiyorum. Sonuçta o kadar gittim, emek verdim, aldım. Teknoloji ürün beni daha fazla mutlu ediyor ama boh da çıkabilir yani. Yani maalesef Amazon'dan return olan bütün ürünler öyle değil. Adamlar da ona göre ayarlamıyorlar tabi. Yani büyük ihtimal iyi bir şey geliyorsa adamlar, onlar da kendilerini alıyordur diye düşünüyorum. Yani o yüzden pek de umudum yok ama yine bir bakalım neymiş tam olarak. 4 tane ışık arkadaşlar. Yani bunun fiyatı, yani yanılmıyorsam bir 75, 100, 150 civarı falan bile edebilir. Gayet sıfır, yani hiç kullanılmamış bu şekilde bir lamba. Burada bayağı uzun, büyük bir ürünümüz var. Ne olduğunu tam olarak anlamadım. Metal frame mirror diyor. Mirror ayna demek. Metal demek. Frame de ne demek bakalım. Kutuyu açınca göreceğiz. Bu ürün para eder. Güzel bir ürün. Evet. Aynada herhangi bir kırıklık var mı yok mu diye bakıyorum. Aynada herhangi bir kırık yok arkadaşlar. Bu bildiğiniz duş aynası gibi de kullanılabilir aslında. Yani misafir odası aynası gibi de kullanılabilir. Gayet güzel. Bunlar para eder arkadaşlar. Gayet güzel. Bir 50-100 civarı da bu ayna eder. Tekrar bir üstünden geçeyim. Ben bunların hepsini 1 dolara satacağım arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum sizlere. Ama biz böyle bakalım ne kadar kar edebiliriz satarsak, totalde ödediğimiz fiyattan ne kadar çıkıyor bilmem ne, onu hesaplamak için size böyle söylüyorum. Bir sonraki ürünümüz şöyle bir şey. Bunun da içi açılmış. Yani böyle içi açıldı mı? Canımı sıkıyor ürünler. Bakalım. Evet. Gayet güzel bir saat. Gayet güzel bir saat. Böyle Kızılderili tarafından kalmışçasına kullanan böyle bir markanın böyle bir saati bence başarılı. Şöyle de göstereyim. Ben bunu asarım bu arada. Mutfağa falan gayet güzel gider. Bilmiyorum, bakalım ayarlarız.
Yine burada boş bir şey gördüm. Yani gayet boş bir şey gibi duruyor. Bakalım bakalım neymiş. Şöyle. Hadi oğlum. Vallahi yine hiçbir anlam yükleyemediğim bir tane ürün var elimde. Şöyle doktor eldiveni var içerisinde. Ürünün nasıl kullanılacağı, yani ürünün nasıl kurulacağı burada gösteriyor bizlere. Ama hiç lamba mı? Doktor eldiveni diye hiçbir şey anlamadım. Bir sonraki ürünümüz ise şöyle bir şey. Hissediyorum bu arada. Buradan sadece bir tane üründen böyle 300-500 dolar değerinde bir şey çıkacakmış gibi hissediyorum. Bakalım hayırlısı diyelim. Evet. Böyle bir ürün. Pek ne anlama geldiğini bilemedim ama kafi yazıyor bu şekilde. Böyle bir demir parçası. Pek anlamadım. Bir sonraki ürünümüz ise Sport Royals diye bisiklet arkadaşlar. Bunların fiyatları da 40-45, 50-60 dolar civarında değişiyor. Facebook'ta satmak isterseniz. Bence bunu hiç kutusundan çıkarmayayım. Bir diğer ürünümüz ise kap kacak gibi bir şey gösteriyor. Bayağı ağır bir ürün. Bir açalım bakalım ne varmış içerisinde. Evet, bardak var arkadaşlar. Şu şekilde seramik bardaklar var. Güral porselenin bardakları sanırım. Evet, görmüş olduğunuz gibi bayağı var. Kaç tane? 4, 8, 12, 24, 36 tane falan totalde bu şekilde. Evde de bardak eksiğimiz vardı. Çok işime yaradı gerçekten. Çok mutluyum. Abi ben anlamadım. Bardağın tanesini 1 dolardan satsam 36 dolar. Bir sonraki ürünümüz ise elektrikli ocak. Gerçekten buna da çok ihtiyacım vardı. Bazen Uber yaparken böyle 1-1,5 saatlik ride'lar geliyor. O sırada karnım çok acıkıyor. Yoldayken aynı bir kamyon şoförü, tır şoförü gibi işimi görür. Bu arada ocak 20-25 dolar civarı bandında. Burada bir şişme havuz veya şişme yatağımız var. Bunun pompası da var içerisinde. Pompası olması güzel bir şey yani, çoğunun pompası olmuyor. Keşke bizim de bir, neyse. Yok burada çocuk izliyor ya. Bu şekilde air kompresörü de var arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Bakalım tam olarak neymiş, yatak mıymış, havuz muymuş. Sanırım bu suyun üstünde böyle gidiyorlar ya, onun gibi bir şey. Yani çocuğuyla garaj sale gelecek insanlara 1 dolara satılması için bence güzel bir ürün, mutlu olurlar. Şu YouTube'u hayır için yapıyorum diyorum, kimse inanmıyor bana ama. Bir sonraki ürünümüz. Bakın bunun içinde samimi söylüyorum böyle bir şey hissediyorum. Geliyor gibime geldi. Bismillah diyelim. Hadi bir şaşırt beni lan. Bir şey var. Bir kutu daha var içinde. Neymiş bu? Pet Grooming Kit Vacuum diyor arkadaşlar. Şöyle sizlere daha net bir şekilde göstereyim. Yani evet. Elektrikli süpürge gibi bir şey herhalde. İçine bakalım, merak ettim bakalım ne çıkacak. Aynen. Aa yok. Tıraş makinesi falan var. Ha, köpeğinizin için. He, anladım. Abi bu kullanılmış ya. Baksanıza. Daha net bir şekilde göstereyim sizlere. Tüyler var şunun üzerinde. Köpeğini tıraş ediyorsun duşa sokmadan önce falan filan. Şöyle makinesi de var burada. Haterlar, ihtiyacınız varsa. Bu kullanılmış, bunu şimdi 1 dolara satabilir miyim acaba? Ne bileyim, dursun ya. Belki satarız. Bir sonraki ürünümüz ise Sleep diyor. Ya yastık, ya yorgan, ya da battaniye. Tahminimce yastık gibi bir şey. Evet, arkadaşlar şu şekilde bir ürün. Bu sanırım yani kauçuk gibi bir şey, daha rahat yatabilmeniz için. Bu da bir 20-25-30 dolar bandında ediyor bunlar gerçekten satarsanız. Ama şöyle ayıralım kenara. Evet, burada parayı kıracağımız ürünlerden bir tanesi var aslında. Luxury Shower Panel diyor arkadaşlar. Size fotoğrafını daha yakından göstereyim. Oğlum füze tutar gibi şöyle tuttum. Fotoğrafını göstermek istiyorum. Bu şekildeymiş iç dizaynı. Markası burada yazıyor. Merak ettim fiyatını ama telefondan da kayıt aldığım için şu an bakamıyorum. Tahminimce bir 100-150 bandında eder gibime geliyor. Bunu hiç bence kutusundan açmayayım. Olduğu gibi 1 dolara bir tane abi zahiri yaparız. Evet, geldik şimdi biraz daha katakulli işlerine. Şimdi önümde böyle bir boş bir ürün var yine. Bakalım bakalım. Bu ne lan? Ha, hayvan yatağı gibi bir şey. Aynen aynen. Şöyle bir hayvan yatağımız var arkadaşlar. Yani bu da kullanılmış büyük ihtimalle. Ama dursun, hayvan olmak haterlar. Burada Çince yazıları olan bir ürünümüz var. Bu da bayağı açılmış. Bu ürünlerin hemen hemen hepsi açılmış. Ya return oldu, yani ya return neden adım açıp bu şekilde yolluyor, ya da oradaki çalışanlar bu şekilde önce kontrol ediyor, açıyorlar ürünü sonra bantlıyorlar gibi. Aa, bu iki tane. Oğlum bu dört tane mi lan? Sanırım sandalye bu. Ha, gayet güzel. Gayet iyi bence. Arkadaşlar bunlar da 19.90, 14-15 dolar civarına Walmart'ta satılıyor. Gayet güzel bir sandalye.
Bence çok iyi. Satışı yaparken işte orada başında otururum evin önünde mis gibi. Lan bir de hassas kantar çıktı. Bu arada toplamda 4 tane sandalye var. Biz bir tanesini açtık, bakın totalde 4 taneymiş. Bence iyi. Evet, bir adet elektrikli süpürgemiz var arkadaşlar. Şöyle JY bilmem ne markanın. Sanırım elektrikli süpürge böyle bir ürünmüş. Ya da bu elektrikli süpürge değil. Şimdi anladım ben bunun ne olduğunu. Ulan dolandırıldık. Bu ne bu ya? Bu çok saçma bir ürün bu arada. Arkadaşlar bu şekilde bir ürün. Yani bak şimdi şöyle anlatayım sizlere. Buradaki çubuğu buna takıyorsunuz. Burada yıkıyorsunuz falan. Aslında bu paspasın biraz daha geliştirilmiş paspas hali gibi bir şey ama çok da kullanışlı bir şeye benzemiyor yani. 10 dolar yazarım bunu. Evet, en sevdiğim kısımlardan bir tanesi. Tencere, tava, dökme demiri bilmem ne. Bunlar 60-50-40 dolar arasında total fiyatları değişiyor. Ama bu birazcık hor kullanılmış gibi. Ya da bayağı bir kullanılmış, iade edilmiş gibi de duruyor. Enteresan. En yukarıda plastik kaşak. Kaşak ne ya? Yok da şey, çatal, bıçak bilmem setimiz var. Onun haricinde tavamız, takkemiz, her şeyimiz var arkadaşlar. Ya bu benim işime yarar büyük ihtimalle, kullanırım ama evde teflon tava eksiğim vardı. Bakalım ayarlarız. Burada bir tane mermer keseceğimiz var. Yanlış bilmiyorsam bu şekilde mermer keseceği. Amerika'da mermer pek kullanılmıyor. Yani yerler genelde tahta oluyor. Tahtanın üstüne bir de halı atıyorlar zaten. Onun haricinde mutfak tezgahlarında birazcık kullanılıyor. Tabii ki apartman dairelerinde kullanılıyor olabilir ama müstakil ev çok daha fazla olduğu için burada pek kullanılmıyor. Bunu da veririz birine. Geliyor. Burada Çin, Min bir şeyler yazıyor ama Çin mi yazıyor? 5 adet diyor. Bayağı bir içinde ne olduğuna dair hiçbir fikrimiz olmayan bir kutu. Ulan şöyle para dolu bir çantaya yakalasak bir gün. Ya nasip olur mu ya? Şöyle gerçekten çok mu hayal kuruyorum acaba? Bu ne şimdi? Ana merdiven oldu lan bu bildiğin. Arkadaşlar merdiven. Şöyle. Bayağı da güzel bir şeye benziyor. Köpekler için. Kullanılışı böyleymiş. Ben bu kadar gereksiz bir ürün görmedim ya. Abi köpek şuradan arabanın kasasına zıplayamıyor mu ya? Şu şekilde koyuyormuşsunuz, köpeğiniz, kediniz buradan çıkıyormuş. Katlanınca da bu hale geliyor. Aşırı anlamsız bir ürün. Çok yer kaplar yani. Son iki kutumuz kaldı. Sonra Mystery Box'a geçeceğiz. Ya abi bohça çıkıyor ya. Ya ne bohçası ya. Yastık var iki tane. Vallahi hiç memnun, hiç şaşırtmadı beni. Son kutu. Hadi oğlum. Güldür lan şu yüzümüzü. Para dolu çantayı bulduk mu arkadaşlar? Bayağı da bir ağır he. Şöyle bir çanta. Bayağı bir ağır gerçekten. Hadi lan. Hadi lan bir altın bir. Ne lan? Battaniye. Maalesef battaniye çıktı arkadaşlar. Şöyle. Bayağı ağır bu arada. Nasıl battaniye? Mystery Box'ımıza geçmeden önce bir like, bir beğeni, bir abone. Şunu da söylemek istiyorum. Ben buradaki kutulara 650 dolar verseydim yani. Bunların değeri aslında 650 dolar. Orada benim arabama sığmayıp bırakan 3-5 tane daha ürün var arkadaşlar. Çok anlamsız ürünlerdi. O yüzden onu orada bıraktım onları. Hiç değmezmiş yani gerçekten. Başka bir yerden almıştım. Ben bunu Chicago'da yani Illinois eyaletinde buldum. Başka bir yerden aldığım videoda, daha önce çektiğim videolar arasında görebilirsiniz. Onlarda yine bir 300-500 dolarlık arada bir ürünler çıkıyordu ama bu birazcık üzdü beni. Mystery Box bakalım inşallah yüzümüzü güldürür. İki tane Mystery Box açacağım. Birisi 3 tane var. Bir tanesini de Reels halini açarım. Bu biraz orta hafif. Ağır var, bir de hafif var. Ağır ve orta hafif açacağım burada. Hadi bakalım bismillah diyelim. Hadi oğlum. Şaşırt. Yine maskeler, telefon kılıfları, bilmem neler. Bir ara kayıp posta kutusu açmıştık ya, orada öyle çıkmıştı. Bu arada şunu da söylemek istiyorum sizlere. Beverly Hills'i biliyorsunuz. Los Angeles'ta abi hamburgercinin yanında çok kaliteli bir muhit. Amerika'nın en zengin insanların yaşadığı bir muhit. Oraya iade edilen ürünlerin, return edilen ürünlerin yani kayıp posta kutuları mı ne bilmem ne, onu aldım arkadaşlar. 15 tane ürün. Geçen gün açık artırmadan satın aldım. Hayırlısıyla bu videodan sonra o gelecek. Onun da bir videosunu yapmayı düşünüyorum. Takipte kalın. Hadi bismillah. Mystery Box'ımızın ilk kutusu. Gayet hafif şöyle bir kutu. Ya maske dedim, maske çıktı. Şerefsizim ya. Bu ne abi ya? Neyse 1 dolar okuturum ben bunu. Lan bir tane daha var. Bir adet kadın Halloween ceketi gibi bir şey varmış şu şekilde. Kadın arkadaşlar varsa Halloween kutlayacak Chicago'da. Bir adet maske daha.
bir adet maske daha, bir de kutuyu değiştirmişler. Lan vallahi ayıp ya. Bunda da büyük ihtimalle maske var. Bir adet daha. Onun haricinde bu ne oğlum? Bu şekilde boka benziyor yani bunun görüntüsü. Affedersiniz ama şu şekilde oyuncak arkadaşlar. Bir sürü var bundan içinde. Baksanıza. Bir sürü bu oyuncaktan var. Ha, bir tane de arada şöyle güzel kaliteli oyuncak atmışlar bak. Şimdi haklarını yemeyeyim adamları. Abo. Allah'tan indirim yani, bunları bedavaya verdi bana. Diğerinden de 300 dolar indirdi. Oturur ağlardım bak ben bunlara para verseydim. Çok kötü abi. İnanılmaz kötü. Al şunu tak şuraya. Lan oğlum bunlar ne? Allah Allah ya. Oğlum insan bir iki elektronik bir şey atar, 100 dolar para veriyorsun ya. Arkadaşlar çok kötü, bunların hepsi çöp bu arada. Şu var ya. Şu ne abi? Bunun içi full böyle. Full böyle. Aha, buldum. Buldum. Uber yazıyor. Lan abi. Tek işime yarayacak olan şey burada. Ben bu kutuyu ne yapayım biliyor musunuz? Olduğu gibi 1 dolara vereyim. Bak burada bir sürü balonlar da var. Ulan balon. Çok mantıklı. Olduğu gibi 1 dolara veririz bu kutuyu. İkinci Mystery Box kutumuzu hazır mısınız? Bu sefer vuracağız arkadaşlar. Umut her zaman olmalıdır. Umut hayatımızın her anında bize el uzatacak bir kavramdır. Umudumuz yoksa... Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi oğlum. Biraz ağır bir Mystery Box bu. Yaptı yaptı. Güzelliğini yaptı bu sefer arkadaşlar. Bir adet... Kadın terliği. Bakın yine güzel başladık. Bakalım kaç numaraymış. Gayet güzel de terliğe benziyor bu arada. Şu şekilde. Tam böyle 36-37. 36,5. Tam ya. Chicago'da yaşayıp 36,5 ayağı olan kesinlikle bana ulaşırsa bu terliği hediye edebilirim. Veya 1 dolara kapının önünden zaten duyuracağım Instagram'dan da. Gelip Türkler olarak da alışveriş yapabilirsiniz. Ama bunu büyük ihtimalle hediye ederim. 36,5 ayağınız varsa değil. 2 adet Dr. eldivenimiz var arkadaşlar. Onun haricinde yine bir kurdale mi, bunye mi öyle bir şey. Şöyle bir sürü ufak ufak oyuncaklar. Ufak bir kutumuz var. Hadi bakalım. Yap bir Rolex saat be. Çıkar bir Rolex saat. Bu ne? Vallahi hiçbir şey anlamadım. Şöyle iki tane beyaz şişe. Çok anlamsız bir şey var. Şunda büyük ihtimal maske var, o yüzden bunu açmayacağım. Abi bu adamlar hap bile koymuş bunun içine ya. Bu ne abi? Çok anlamsız bu arada. Bu hapı niye buraya koyarsın ki? Şöyle bir şeyimiz varmış yine. Güneş enerjisiyle çalışan ışık sanırım arkadaşlar bu. Silver diyor. Allah Allah. Bir tane yanlışlıkla herhalde bir şey unutmuşlar. Şöyle iki tane ufak küpemiz var. Yani Çin'den gelmiş. Silver olsa ne olur. Yine bir sürü maskeler var içinde. Yani anlamsız anlamsız. Böyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim size, ürünler var. Ya bunun hepsini adam niye 1 dolar alsın? Bir de o var. Adam der ki kardeşim ben bunları alıp ne yapayım? Gerçi çocuğu varsa yine oyuncak moyuncak böyle enteresan sallanan bir şeyler var. Evet arkadaşlar, videomuz bu şekildeydi. Yani bugüne kadar açtığım en kötü kutu videosu bu olabilir. Çok fazla açmadım ama yine birazcık açmıştım. Yani emek verdim, uğraştım, para harcadım. Bildiğiniz gibi sponsorluğu değil bu videolar ve ben bunlar için neredeyse YouTube gelirimin tamamını bir video için harcıyorum. Ki güzel şeyler ileride inşallah yapabileyim diye. Sizler de bana destek olmak amacıyla bir like, bir beğeni, bir abone, bir şeyler yaparsanız ben de gerçekten çok memnun olurum. Yoruldum. Şimdi bunları toplayacağım. Şurayı kaldıracağım. Haftaya salı, pazartesi, çarşamba ise inşallah garaj sale'i yapmaya kapının önünde çalışacağım. Burada çok fazla Pakistanlı, Arap kökenli insanlar yaşıyor. Genelde onlar gelir. Bir de Türk arkadaşlarımız gelir. Türkiye'de olduğu gibi Araplar ve Türkler neyse. Allah ben bir kapatıyorum ya. Sinirlendim ya. Arkadaşlar kendinize dikkat edin. Allah emanet olun. Hoşça kalın.